Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte bomba gibi bir bilgisayar inceliyoruz. Monster'ın Tulpar T5 20.3 15.6 inçlik canavar gibi bir oyun bilgisayarını bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bizim kanalda birçok Monster bilgisayarın incelemesi vardı. Bu yeni modelde Tulpar ailesine yeni katılan bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. Aslında Monster bilgisayarlarda alıştığımız bir tasarım anlayışı bizleri karşılıyor. 15.6 inçlik bir ekran var olduğunu söylemiştik. Ekranımızın üst kısmında oldukça ince ve yanlarda da ince. Alt kısmında bir parça daha kalın bir boşluğumuz mevcut. Üst tarafta bir webcam'imiz var. Webcam'le özellikle böyle hani oyun dışındaki işlerde de kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Ön tarafa baktığımızda yani klavyenin olduğu bölüme baktığımızda RGB aydınlatma bir klavye geliyor. RGB aydınlatmaları işte biliyorsunuz Monster'ın bir uygulaması var. O uygulama yani bilgisayara kurulu geliyor zaten. Onun üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. Klavyenin işte bütün tuşları mevcut. Yukarıda standart olarak bir F fonksiyon tuşları dizilimi de bizleri karşılıyor. Aynı zamanda nümerik tuş takımı da var. Sağ tarafta nümerik tuş takımımız da var. Yani oldukça kompakt bir şekilde her şey sığdırılmış. Tuşlar çok küçük değil, çok büyük de değil. Yani yazı yazdığınız zaman, şimdi bu bir oyun bilgisayarı belki diyeceksiniz ki yazı mı yazmak için kullanıyoruz ama yazı yazmak için kullanacağınız zaman da sıkıntı çıkarmayacak bir ergonomi bilgisayar bizlere sunuyor. Şimdi güç tuşu klavyenin hemen sağ üst köşesinde konumlandırılmış. Onun hemen yanında da bir turbo fan tuşu var. Buna basınca, mesela basalım, modlar arasında geçiş sağlayabiliyoruz ve bu tuş yardımıyla da cihazın performansını arttırmış oluyoruz. Bu şekilde kullanılıyor. Şimdi yan taraflara bir bakalım. Hemen sağ tarafa çevirdiğimizde iki tane USB bağlantısı bizleri karşılıyor ki tip A USB bağlantısı bu arada. Onun hemen yanında da standart boyutta bir SD kart okuyucumuz geliyor. Bence bu SD kart okuyucu güzel. Onun neden güzel olduğunu ve beğendiğimi birazdan ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim. Diğer tarafa çevirdiğimizde yani önden baktığımızda sol tarafta ise bir tane daha USB bağlantımız, kulaklık ve mikrofon çıkışları ayrı ayrı olarak konumlandırıldığını görüyoruz. Şimdi bilgisayarı şöyle bir arka tarafına doğru çevirelim. Bu karşıdan bakıldığında görünen kısımda ise bazı bağlantılarımız mevcut. Biliyorsunuz bazı bilgisayarlarda ki özellikle oyun bilgisayarlarında ki Monster'da böyle yapıyor. Buralara konumlandırmış. Burada bir Thunderbolt aynı zamanda tip C bağlantı yuvamız var. HDMI bağlantımızın olduğunu söyleyelim. Standart boyutta bir HDMI. Bir de böyle gizlenmiş küçük bir Ethernet bağlantısı da var. Yani Ethernet bağlantısını kullanabiliyoruz. Bir de bir güç girişimiz var ki bu güç girişinden de ne yapıyoruz? Cihazımızı beraberinde veren adaptör yardımıyla şarj ediyoruz. Şimdi gelelim teknik tarafa. Teknik tarafta da oldukça uzun aslında veriler var. Ekranda belli özellikleri biz sizlere şimdi paylaşacağız. Monster Tulpar T5 20.3'ün özellikleri şöyle. 15.6 inçlik Full HD 1920x1080 144 Hz'lik IPS mat LED bir ekranımız var. Intel Tiger Lake Core i7 11800H işlemciyle beraber geliyor. Nvidia'nın RTX 3060 Max Performance 6 GB GDDR6 ekran kartı var. 16 GB'lık bir DDR4 RAM'imiz var ki 64 GB'a kadar destekleniyor. Bunun detaylarını birazdan söyleyeceğim. Crucial marka olduğunu belirtelim. Yine 500 GB'lık Crucial marka bir SSD var. Bizim beraber böyle M.2 SSD olarak geçen bir sürüm var. İşletim sistemi olarak bize gönderilen sürümde Windows 10 Home var. Bu bir test ürünü olduğu için Windows'da geliyor ama siz satın alırken FreeDOS olarak alabilirsiniz. İsterseniz başka türlü Windows Pro falan da almanız mümkün oluyor. Onu da altını özellikle çizmiş olayım. 2 adet disk desteğimiz var. 2 tane M.2 SSD yuvamız var. HD kameramızın olduğunu söyledik. RGB tek bölge aydınlatmalı klavyemiz var. Türkçe Q klavye. 23 mm'lik kalınlığımız var. 2.1 kg'da ağırlığımızın olduğunu belirtelim. Alüminyum alaşımdan bir gövdemiz var. Yani metal bir kasa var. Bazen bunu soranlar oluyor çünkü. Az önce bağlantılardan bahsetmiştim ama hangisinin hangisi olduğunu, hangi USB bağlantısını desteklediğini söylememiştim. Bir tane USB 2.0 portumuz var. USB 3.1'i destekliyor. İki tane USB 3.1 Gen 1 portumuz var. Bunlar tip A olarak geçen sürümlerden USB 3.1 destekliyor bu da. Bir tane USB 3.1 Gen 2 portumuz var. Tip C ve aynı zamanda Thunderbolt olduğunu söylemiştik. Ve 5 volt 3 amper çıkış verebiliyor. Bir tane HDMI 2.1 portumuz var. HDCP desteğiyle beraber geliyor. DisplayPort çıkış desteğimiz var. Thunderbolt 4 DP ortak portumuz var. Kulaklık ve mikrofon çıkışı olduğunu söylemiştik. Bu ürünü aldığınız zaman beraberinde bir de sırt çantası hediye ediliyor. Diğer Monster ürünlerinde olduğu gibi. Onun da altını çizelim.
62.32 watt saatlik bir pilimiz var ki bu pille de uzun saatler kullanabiliyorsunuz bilgisayarımızı. Wi-Fi 6 desteği var. Bu önemli. Şimdi yavaş yavaş bilgisayarlara Wi-Fi 6 desteği gelmeye başladı ama çok az bilgisayarda, ben oyun bilgisayarında daha doğrusu, Wi-Fi 6 görüyorum. Bu modelde de Wi-Fi 6 desteği var. Bu şu anlama geliyor. Ethernet bağlantısını kullanmasanız bile eğer Wi-Fi 6 desteği bir router modeminiz varsa yüksek hızlarda dosya transferi yapabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Biraz daha açayım isterseniz. Oyunlarda da kesintisiz ve herhangi bir kopma yaşamadan, lag yaşamadan, gecikme yaşamadan oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Wi-Fi 6 desteği olan bir routerınız varsa ama. Son olarak da fiyattan bahsedeyim. Fiyatlar değişken, şöyle değişken, donanımları birazcık değiştirebiliyorsunuz. Bizim söylediğimiz, yukarıda bahsettiğimiz bütün özellikler bize gönderilen sürümdeki özellikler ama siz özelleştirip de işte mesela diski daha büyük alabilirsiniz. Yani SSD'yi daha yüksek almanız mümkün ya da RAM'i daha yükseltmeniz mümkün gibi farklı opsiyonlarla fiyat değişiyor ama bu bilgisayarın fiyatının 14.000 TL civarından başladığını, yukarıya doğru seçeceğiniz donanımlara göre, özelliklere göre, işletim sistemine göre fiyatın biraz daha artacağını söyleyeyim. Şimdi gelelim Monster Toolpar T5 20.3'te yaşadığımız deneyime. Cihazın üzerinde söyledik, Intel'in en yeni işlemcilerden bir tanesi var. 11. nesil bir işlemci bu ve performans anlamında da sınırları zorlayan bir işlemci. Aynı zamanda ekran kartı da yine çok yüksek FPS değerleri verebilecek bir ekran kartı ki Nvidia'nın biliyorsunuz RTX teknolojisini kullanan ve DLSS teknolojisiyle beraber maksimum kararlılığı ve maksimum kalite sunabilen bir altyapısı var. Bu altyapıyla beraber oyunlarda da üst düzey bir performans alıyorsunuz. Tabii bunu neden söylüyorum? Özellikle altını bunu neden çizdim? Çünkü bu bir oyun bilgisayarı ve bu bilgisayarı alacak olan sizler diyeceksiniz ki oyunlarda kaç FPS veriyor, şu oyunu oynuyor mu, şu oyun nasıl oynuyor, nasıl oynamıyor gibi sorular soracaksınız. Biz de teknoloji oku olarak bu soruları sormayın diye birçok oyunda FPS değerleri aldık ve bu bilgisayarın kaç FPS verdiğini sizlere birazdan videonun içinde aktaracağız. Ve siz de en azından bu bilgisayarı aldığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı hangi değerlerde bu sonuçları alabileceğinizi, hangi FPS, hangi oyunlarda hangi FPS değerine ulaşabileceğinizi net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Bu arada videolara geçmeden önce şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Biz bütün oyunlardaki FPS değerlerini ultra ayarlarda, yani o oyunun kaldırabileceği en yüksek değerde aldık. Tabii ki siz daha düşük değerlerde oynarsanız FPS değeri de yükselecektir. Bunun da altını özellikle çizeyim.
Friend, how are you? Don't talk to me. Careful. Almost hurt my feelings there. Oh, I said, don't talk to me. Make your... I'm gonna kill you, son. Who's talking now, huh? Öte yandan ekrandan da biraz bahsetmek istiyorum. Full HD bir ekranımız var dedik. 144 Hz desteği var. Yani yenileme hızı çok yüksek bir rakam. Bu da özellikle oyun bilgisayarı iddiasında olan bir bilgisayar için bence çok güzel bir özellik olmuş. Neden? Bu yenileme hızı ne kadar yüksek olursa oyunlardan aldığınız zevk, akıcılık, o akışkanlık deneyimi o oranda yüksek oluyor arkadaşlar. Monster Toolbar T5 V20.3 için bu ekran yenileme hızı da oldukça iyi bir değer olarak seçilmiş. Şimdi bizim daha önceki yaptığımız video incelemelerde özellikle oyun ve bilgisayar, normal standart bilgisayar incelemelerinde şöyle bir soru geliyor sizden arkadaşlar. Kasası neden imal edilmiş? Şimdi bu ürünün kasası alüminyum alaşım, yani plastik değil. Alüminyum alaşım olduğu için de uzun yıllar güvenli bir şekilde ve kasası yamulma, kırılma şu bu olmadan kullanabileceğiniz bir bilgisayar var. Hani bunun neden söylediğim sebebini söylüyorum. Çünkü bazen soruyorsunuz. Kasası neden imal edilmiş? Metal mi? Plastik mi? Şu mu? Bu mu? Diye. O öyle bir soru kalmasın aklınızda. Kasası alüminyum kasa böyle. Bakın. Gayet güzel bir ses çıkıyor. Gelelim bilgisayarın RAM miktarına. Şimdi bilgisayarımızda 16 GB'lık Crucial marka bir RAM kullanılmış. Crucial markasını belki bilenler vardır. Bilmeyenler için ben söyleyeyim. Hem SSD üreten hem de RAM üreten bir marka. Ve bu modelimizde bizim hem SSD'miz hem de RAM'imiz Crucial marka tercih edilmiş. En azından bize gönderilen test sürümünün böyle bir özelliği vardı. Crucial markası da oldukça performans sunuyor. Çünkü RAM'in ve SSD'nin cihazın performansına çok ciddi bir etkisi var. Hani 16 GB geliyor ama siz isterseniz 64 GB'a kadar da bu RAM'i arttırmanız mümkün oluyor. Kullanılan RAM'in frekansından biraz bahsedecek olsam DDR4 olarak geçiyor biliyorsunuz. 3200 MHz'lik bir frekans desteği var. Bu da özellikle oyunlarda yine aynı şekilde aslında oraya geliyor konu biraz ama oyunlarda da sizin bu Crucial RAM sayesinde yüksek bir performans almanız sağlanıyor. Öte yandan testlerde biz yapıyoruz zaten biliyorsunuz zaman zaman. Yine beraberinde gelen Crucial SSD'de test ettik. Crystal Disk Mark testini kullandık. 2323 MB saniyede okuma ve 1151 MB'da yazma hızlarına ulaştık. Çok yüksek değerler olduğunu da söyleyeyim. Hem RAM tarafında hem de SSD tarafında Crucial tercih edilmiş. Gelelim oyuncular için önemli konulardan bir tanesi klavye tarafına. Biliyorsunuz klavyeler önemli. Neden? Oyunlarla etkileşimimizi klavyeler tarafından sağlıyoruz. Güzel bir klavye var aslında. Teknik özelliklerde daha doğrusu genel görünümde birazcık bahsettim ama kullanım açısından çok rahatlatıcı bir klavye var. Bir de tek bölgeli, yani bütün klavyenin rengini tek bir seferde değiştirebiliyorsunuz. Bunun için beraberinde verilen bir yazılımımız var. Hatta ben onu açayım, o yazılımımızı da açayım. Birçok aslında Monster bilgisayarda da gelen Monster Kontrol Merkezi'den ayarlıyorsunuz. İşte bu Monster Kontrol Merkezi'nde hem pil, hem aydınlatma ayarları, hem performans, hem görünüm, hem de cihaz bilgilerini görüp bir kısmını da değiştirebiliyorsunuz. Mesela aydınlatma ayarlarına girdiğimiz zaman burada mesela işte klavye aydınlatmasında nasıl görünmesi gerektiğini buradan istediğiniz gibi işte isterseniz renk seçebiliyorsunuz, isterseniz sabit bir renk olabiliyor veya işte şöyle hareket olsun, böyle hareket olsun gibi parlaklığından tutun da birçok ayarı yine bu Monster Kontrol Merkezi üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben şu anda kırmızı yaptım. Güzel olmadı. Beğenmedim kırmızıyı.
renk değişim aralığında istediğiniz gibi mesela daha hızlı, daha yavaş gibi şeylerde yapabiliyorsunuz. Bu Monster'ın bu yazılımının da çok işe yaradığını söyleyeyim. Klavyede dediğim gibi bir numerik tuş takımı da var. İsterseniz buradan da işte böyle bir numerik giriş yapmak ihtiyacınız varsa da buradan da bu girişleri yaparak cihazı kullanabiliyorsunuz. Öte yandan ağırlıktan da biraz bahsedeyim. Bu bir oyun bilgisayarı, harici ekran kartı da var. Ona rağmen yani çok yakın zamana kadar aslında normal bir bilgisayar kadar bir ağırlık olarak kabul ettiğimiz 2.1 kilogram gibi bence hafif de bir ağırlığı var. Çünkü bunu böyle istediğiniz yere götürebilirsiniz gerçekten. Yani çok ağır, çok böyle hani hantal bir bilgisayar yok karşımızda. Hem performans sunuyor hem de böyle bir özelliğinin olduğunu belirteyim. Taşınması vesairesinde oldukça kolay olduğunu söyleyeyim. Cihazın soğutma sistemi yok da DuoFan ismini verdiği Monster'ın bir fan sistemi var. Bu sayede bilgisayar çok fazla ısınmadan da oyun oynayabiliyorsunuz. Tabii ki ısındığı zaman da turbo fan devreye giriyor. Bunun da ayarlarını bu güç tuşunun hemen yanında bir tuşumuz vardı. Oraya basarak da yapabileceğimizi söylemiştik. İşte turbo modu var, farklı modları var. Buradan da en azından performansını anlık olarak fanların düzenleyebiliyorsunuz, müdahale edebiliyorsunuz. Her zaman yaptığımız gibi bu bir oyun bilgisayarı ama belki şunu da merak edenler olabilir. Sound Blaster Cinema 6 Plus ile surround ses deneyimi de sunuyor. Üzerinde kullanılan hoparlörlerle ses kalitesini birazdan bir videoda size göstereceğiz. Aynı zamanda bir webcam var dedik. Bu webcam'e de bir video kaydedeceğiz. Siz de görüntülü görüşmelerde, Zoom toplantılarında ya da benzeri videoyu gerektiren uygulamalarda nasıl bir kalite alacağınızı 3 aşağı 5 yukarı siz de göreceksiniz. Şimdi o videoları izleyelim, sonra incelemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu videoyu Monster Toolbar T5V20.3'ün web kamerasını kullanarak çekiyorum. Aynı zamanda ses kalitesi de yine bilgisayarın kendi bütünleşik mikrofonundan alınıyor. Siz de bu ürünle böyle bir webcam görüşmesine katıldığınızda, görüntülü bir görüşme yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı görüntü kalitesi bu şekilde olacak. Şimdi Monster Toolbar T5V20.3'ü satın aldığınızda Windows seçenekleriyle alabiliyorsunuz isterseniz. Standart olarak aldığınızda aslında FreeDOS olarak geliyor. Bize gönderilen sürüm Windows 10 Home sürümü de o da test etmemiz için gönderilmişti. Siz alırken Pro veya farklı bir versiyon da alabilirsiniz. Onun da altını çizelim. Yani böyle bir seçenekler de sunuluyor kullanıcıya. İstiyorsanız FreeDOS alıp kendinizde eğer bir Windows kodunuz varsa kendi işletim sisteminizi kendiniz yüklemeniz de mümkün olduğunu belirtelim. Eklemek istediğim bir diğer konu ise biliyorsunuz Monster'ın mottosu neydi? Oynayamadığınız oyun olursa iade garantisi. Evet, gerçekten de bu modelde de Monster'ın diğer modellerinde de eğer oynayamadığınız bir oyun olursa paranızı ücretsiz olarak 15 gün içinde geri alabiliyorsunuz. Bu bilgisayarı iade edip paranızı geri almanız mümkün. Ayrıca bu sadece bu bilgisayarı almak isteyenler ya da işte bakanlar için söylemiyorum. Bir Monster bilgisayarınız varsa ömür boyu ücretsiz bakım garantisinin de olduğunu belirtelim. Yani hani garantisi bitti diyelim, 3 sene oldu, 5 sene oldu. Ben bunu bakıma götüremeyecek miyim? Yok, götürebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz olarak temel bakımları yapılıyor. Tabii ki bir sorunu vesairesi varsa onlar için de ayrıca bir bakıma geleceğinin özellikle altını çizeyim. Son olarak hepinizin merak ettiği konu. Özgür Çetin, teknolojioku.com. Güzel söylüyorsun ama bu bilgisayarın fiyatı ne? Şimdi biz bu testi yaptığımız tarih itibariyle bu bilgisayarın fiyatı 14.000 TL'den başlıyordu. Neden başlıyordu diyorum? Çünkü seçeceğiniz donanıma göre, işte seçeceğiniz işletim sistemine göre bile fiyat değişiyor. Zaten bunu aslında biz teknik bilgiler kısmında söylemiştik. Ama bir kez daha altını çizmekte fayda var. Peki fiyatı nasıl buluyoruz diyecek olarak soracak olursam, sunduğu özelliklere, taşınabilir olmasına ve diğer fonksiyonlara bakarak konuşacak olursak fiyatının makul olduğunu söyleyebiliriz. Ve piyasadaki hani bu donanıma sahip, bu ekran kartına sahip, bu işlemciye sahip, bu RAM'e sahip, bu SSD'ye sahip bilgisayarlarla karşılaştırdığımızda da ortalama bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Şimdi teknik özelliklerde söylemiştim, 62.32 watt saatlik bir pilimiz var. Bu pilimizi şöyle bir adaptör yardımıyla, ki bu da oldukça küçülmüş bir adaptör olduğunu söyleyebilirim, şarj edebiliyoruz. Biz
PC Mac'ta testlerde yaptık arkadaşlar. PC Mac'ta oyun testinde 1 saat 7 dakikalık bir pil ömrü verdi ki tabii oyun testi çok da doğru bir şey olmayabilir malum. Oyunlarda zaten çok çabuk pili bitiyor ama özellikle de böyle dışarıda kullandığınız zaman çok rahat bir 3-4 saati geçirebileceğiniz anlamına geliyor bu bilgisayarla. Yani hani böyle bu bilgisayarın tam hedef kitlesi ya da amacı o olmasa bile böyle dışarıda da çantanızı attınız, bir şeyler yazmanız gerekiyor, bir şeyler yapmanız gerekiyor ufak tefek. Çok rahat bir şekilde adaptörü de yanında olmadan bile uzun saatler kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Biz aynı zamanda bir de arkadaşlar PC Mac'ta sentetik testler de yaptık. Bu sentetik testlerde 4265 puan aldı bilgisayarımız. Essentials testinde 6905, Productivity 6430 ve Digital Content Creation'da ise 4744 puanla bizleri oldukça mutlu eden bir bilgisayar oldu. Monster Toolpart T5 ve 20.3. Evet sevgili teknolojioku.com takipçileri, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Monster Toolpart T5 ve 20.3 oyun bilgisayarını anlatmaya çalıştık. 15.6 inçlik bu oyun canavarı bilgisayarla ilgili bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz ekstra bir konu varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağda takip etmeyi unutmayın. Bir de sizden şöyle bir ricam var. teknolojioku.com adresinde sizleri bekliyoruz. Orada da çok güzel haberlerimiz, çok güzel içeriklerimiz oluyor videolar dışında. Orada da bizi takip ederseniz çok seviniriz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.